tek çözüm programının Vatan Partisi'nin siyasi programı olduğunu biliyorum. Nasıl bir Ankara kuracaksınız sorusuna yanıt verdi. Vatan Partisi'nin programına dikkat çekti. Ben bu görevi tereddütsüz kabul ettim. Hı. Neden? Çünkü partimin siyasi programına çok güveniyorum. Ankara'nın tek kadın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür, Ulusal Kanal'da yayımlanan Bizim Kent programına konuk oldu. Vatan Partisi'nin adayı Oygür, Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçey'in sorularını yanıtladı. Bir Bizim Kent programında tekrar birlikteyiz. Oygür, üreten, halkçı bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi. Yerel yönetimde rantiyeyi kaldırıp şehri, Ankara şehrini üreten, üretken bir şehir haline getirmek. Ankara'nın, Cumhuriyet'in ideolojisinin her yerinden fışkırdığı bir Cumhuriyet başkenti kimliği vardı. Bu kimliğin iade edildiği bir kent vaat ediyoruz. 2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapan Oygür, belediye kaynaklarını israf etmeyeceklerini vurguladı. Birçoğu büyük israflarla belediyeleri yönettiler. Oygür, kentteki spor kulüplerine sahip çıkacaklarını da kaydetti. Ankara Gücü Gençler Birliği, bizim de takımlarımız, mutlaka destekleyeceğiz takımlarımızı. Birinci ligde ve çok iddialı görmek istiyoruz. Cumhuriyet kadını olan Tülin Oygür'ün adaylığı toplumda büyük bir heyecan yarattı. Oygür'e canlı yayın sırasında telefon, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla çok sayıda soru yöneltildi. O sorular arasında gecekondu problemine nasıl çözüm getireceği de vardı. Bilim yanınızda olduğu sürece hiç korkmanıza gerek yok. Biz bilim insanları, uzmanlar, meslek odaları, daima bunlarla çalışacağız. 26'sı uluslararası dergilerde olmak üzere 72 bilimsel makalesi olan Oygür, yurttaşların 31 Mart günü gönül rahatlığıyla Vatan Partisi adaylarına oy verebileceğini belirtti. Ben bütün yurttaşlarımıza cesur, cesaretle sandığa gitmelerini ve kafalarını özgür bırakmalarını öneriyorum, tavsiye ediyorum.